Büyük Resim programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugünkü programımız oldukça önemli bir konuyu ele alacak. Zira dünyamız yangınlar, depremlerle boğuşurken şimdi buna yeni ölümcül bir virüs eklendi. Çin'in ortasındaki Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve şu ana kadar yaklaşık 100 kişinin ölümüne, 3000'e yakın kişiye de bulaşan yeni koronavirüsünü konuşacağız bugün. 2002-2003 yılları arasında SARS'ın yaşandığı, ölümcül SARS virüsünün yaşandığı dönemde Pekin'de olan ve oradaki olayları gözlemleyen uzun yıllar Çin'de yaşamış Sayın Salih Tınmaz. Büyük Resim başlıyor. Salih Bey, hoş geldiniz programımıza. Gerçekten insanlar şu an panik ve tedirginlik içinde. Zira virüsün yayılışı hızla devam ediyor. Belirtileri var. Ancak kuluçka dönemi oldukça endişe uyandırıyor insanlarda. Çünkü kuluçka dönemi 2 ile 14 gün arasında, evet. Ve problem şu, aslında bu kuluçka döneminde insanlara bulaşabilen bir virüs ve kendini hissettirmiyor bu kuluçka dönemi sırasında. İşte SARS'tan ayrılan özelliği de bu. Çünkü SARS döneminde, SARS bulaştıktan sonra, ortaya çıktıktan sonra, insan vücudunda kesinleştikten sonra, kuluçka dönemini geçtikten sonra insandan insana bulaşıyordu solunum yoluyla. Ama bu yeni koronavirüsü kuluçka döneminde insandan insana bulaşıyor ve dolayısıyla kimde var kimde yok tespiti oldukça zor. Zira havalanlarındaki bu termal vücut ısısını ölçer termal kameraların da işlevsel olduğunu tartışmaya açtı. Çünkü gerçekten tespiti çok zor. İşte geçen gün Fransa'ya Çin'den giden bir yolcu da işte bir hafta sonra ancak görülebilmiş bu virüs. Başka yerde de 11 gün sonra görülmüş. Başka yerde 11 gün. Değişiyor bu oran. Dolayısıyla bu insanları endişeye sevk ediyor. Şimdi sizinle bu meseleyi konuşmak istiyorum. Gerçekten endişeye gerek var mı? Bu kadar panik havasına gerek var mı? Hastalığa her yakalanan hemen ölüyor mu? Siz SARS döneminde Pekin'deydiniz. Orada gözlemleriniz olmuştu. Vakaları doğrudan yerinde gözlemlemiştiniz. Tecrübeleriniz ışığında insanlara neler tavsiye edersiniz? Gerçekten panik ve endişeye gerek var mı? Yani hastalığın, virüsün bir uzmanı olarak değil de sizin de belirttiğiniz gibi hastalığın en ciddi, daha doğrusu SARS virüsünün en ciddi yaşandığı, salgının en sert şekilde görüldüğü Pekin'deki Haidian bölgesinde bulunanlardan birisiyim. Bir aydan fazla yaşamıştım. Her gün işte o bizim o bölgede veyahut da Çin genelinde ölen insanların rakamları açıklanıyordu ve dünyaya duyuruluyordu. Siz o zaman tabii kendiniz de bu virüs görülmedi, ancak evde zannederse. Evet. Bize o zaman virüs bulaşmamıştı. Fakat biz yine dışarıya gidip alışverişimizi yapıyorduk. Yani hatta ben onun öncesinde okulumuz daha bitmemişti. Ben üniversiteye gidiyordum. Okula gittim, geldim, sınavlarımı oldum. Ve uzun bir süre yazın orada kalmıştım. Buna rağmen bir sıkıntı yaşamadık. Kaldı ki hani benim dediğim gibi Çin'in en sıkıntılı olan yerindeydim, yani Pekin'in Haidian bölgesinde. Bundan yola çıkarak söyleyebilirim ki, hani çünkü SARS virüsü de aslında koronavirüsüne çok benziyor. Aynı aileden olan virüsler olduğunu söylüyor uzmanlar. Yani temizliğe dikkat ettikten sonra korkulacak bir şey olmadığına inanıyorum.
Zira biz böyle atlatmıştık. 5-6 arkadaş aynı evde kalıyorduk ve bizim evimize gidip gelen Çinliler de vardı. Hatta bir tane Çinli arkadaş kendi evindeki arkadaşı grip olunca korkudan bizim eve sığınmıştı. Birkaç gün bizde kalmıştı. Onun dışında başka Çinlileri de ağırlıyorduk evimizde. Fakat bir sorun yaşamadık. Çünkü temizliğe dikkat ediyorduk. Dışarı çıkarken ağızlığımızı takıyorduk. Onun için çok ciddi tedirgin olup hayat planlarını değiştirmeye gerek yok. Veyahut da hani bazı arkadaşlarımızın hani mesela koronavirüsünün tespit edildiği, mesela bir tane, iki tane, üç tane tespit edildiği şehirlerde bazı insanların artık çocuklarını okullara göndermemeye başladığını duyuyoruz ki ben buna çok gerek olmadığını düşünüyorum. Evet. Peki bu virüse yakalanan herkes ölüyor mu? Onu önce bir kere. Yok, kesinlikle ölüm oranı zaten SARS virüsünden daha az. Ve ölen kişiler de genelde ya çok yaşlı insanlar veyahut da yani bağışıklık sistemi ile alakalı değişik sorunları olan insanlar. Bağışıklık Ve sistemi zayıf bağışıklık olan. sistemi zayıf olan, çökmüş olan veyahut da daha benzer hastalıklı olan insanlar varsa Bunlar büyük risk altında. bunlar büyük risk Evet. altındalar. Fakat gençler veyahut da beslenmesi iyi olan çocuklar kesinlikle böyle bir risk altında değiller. Bağışıklık sistemi derken bugün hani son dakika yayınlanan haberi Pekin İl Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada şu anda koronavirüsüne yakalanan hastalara anti-HIV ilacı ile bir deneme yaptıklarını ve bunun başarılı olduğunu söylediler. Yani AIDS'te kullanılan bazı ilaçlar hani vücut direncini arttırdığı için koronavirüsünü yendiğini açıkladılar. Tabii önümüzdeki günlerde belki bununla alakalı daha detaylı bir açıklama yapılacak. Fakat bu da gösteriyor ki vücut direnci arttırıldıktan sonra temizliğe dikkat edildikten sonra çok tedirgin olacak bir durum yok. Evet, şimdi Çin'de hükümet, yönetim ciddi tedbirler alıyor. Ancak bu konuda özellikle virüsün yayılması noktasında değişik spekülasyonlar, komplo teorileri, hatta yalan, yanlış, aslı astarı olmayan haberler sosyal medya ya da geleneksel medyada yayılmaya devam ediyor. Siz bunlara nasıl bakıyorsunuz? Gerçekten bunlar doğru mu? Virüs gerçekten yabani bir hayvanda mı yayıldı, yoksa bu biyolojik bir silah mıydı? Bu tür sorular şu anda dünya medyasının da gündeminde. Siz bu olaya nasıl yaklaşıyorsunuz? Yani internette özellikle sosyal medya hesaplarında yayınlanan yazılara baktığınızda bilgiden çok yorum var. Hani insanlar bilgi sahibi olmadan yorum sahibi olmuşlar. Tabii yorum yapınca da bunun içine birçok bahsettiğiniz komple teorileri karışıyor. Hani biyolojik işte mesela WhatsApp gruplarında dolaşan mesajlardan bir tanesi Amerika'nın bir biyolojik roket gönderdiği işte bunun bir nehire düştüğü, bu nehirdeki yılan balıklarından dolayı insanların zehirlendiği vesaire. Yani internet çağındayız, uzay çağındayız. Böyle bir şey olsaydı bütün dünya bunu çok rahat fark ederdi. Ve bu ortaya çıkardı. Kaldı ki bu Çin'den bütün dünyaya yayılma riski var. Kimse bunu dünyaya hani böyle bir riski göze alamaz. Bu çok uçuk bir iddia. Bunun ötesinde kaynaklara bakmak lazım. Hani şu anda bize gelen iki türlü kaynak var. Ne türlü kaynaklar? Bir tanesi Çin muhalifi olan kaynaklar var. Ve bir de Çin'in açıkladığı kaynaklar var. Çin muhalifi olan kaynaklara bakıyorsunuz. Hani şu anda yakın tarihte mesela Çin'in hangi sorunları var? Hong Kong sorunu var. Hong Kong'daki muhalifler şöyle açıklamalar yapıyorlar. Diyorlar ki Wuhan'dan İşte dünyanın bütün her yerine olan uçuşlar durduruldu. Sadece Hong Kong'a olan uçuşlar açık. Böyle resimler paylaşılıyor. Yani bu tip haberleri, bu tip yorumları çoğaltmak çok fazla. Mesela Çinli muhaliflerin yaptığı yorumlardan bir tanesi, hani belki de en ciddi olanı, Çin ordusunun 2018 yılında Wuhan şehrinde kurduğu P4 adlı laboratuvar. Bu laboratuvar hani biyolojik silahlar üzerine ve şu ana kadar yeryüzünde bulunan
virüsleri toplayıp hani bir banka yerine getirmek ve bu virüslerle alakalı bir araştırma yapmak üzerine kurulmuş bir laboratuvar. Çinli muhalifler bu laboratuvarın kontrolden çıktığını ve bu virüslerin o adı geçen et pazarına yanlışlıkla sızdığını iddia ediyorlar. Virüsün ortaya çıktığı, evet, virüsün balık ortaya çıktığını ve oraya karıştığını iddia ediyorlar. Fakat bizim Çin'den tanıdığımız bizzat birinci elden kaynakların da bugün şöyle bir yorumu oldu. Dediler ki yani o bahsedilen hayvan pazarından çıkmakla beraber yani insanların yediği hayvanlardan dolayı değil de o hayvanların o hayvan bakıcılarına ve o hayvanları satanlara bulaştırdığı virüslerden dolayı çıktığına inanıyoruz dediler. Bölgeyle birinci dereceden irtibatı olan Çinli kaynaklar. Kaldı ki hani bu hayvan pazarındaki satıcıların ve bu hayvan pazarından aldığı etlerle yemek yapan aşçıların ilk başta ölenler olması bunu birazcık daha doğrular nitelikte gözüküyor. Dolayısıyla hani hayvanların ve insanların aşırı etkileşimden dolayı kaynaklanan bir durum söz konusu. Yani işte yarasa çorbası işte veyahut da işte nehirden yenen yılan türü iddialar ortada dolaşıyor. Buna dair kesin bir kaynak yok. Söylentiler çok. Fakat hani gerçek olan nedir? Gerçek olan bu virüsün SARS'a benzerlik gösterdiği, yayılma açısından Ebola'ya benzeten uzmanlar da var. Fakat SARS ve Ebola virüsünden çok daha az tehlikeli bir virüs. Onun için hani kaynak kesinleşene kadar bu konuda bir yorum yapmak henüz mümkün değil. Bu virüsün nasıl ortaya çıktığıyla alakalı, bir de hani ortaya neden çıktığıyla alakalı çok komik yorumlar var. İşte Çin halkına çok zulmetmiş de ondan sonra böyle bir bela musibet başına gelmiş vesaire yorumlar. Ben böyle bu tip yorumlardan uzak durmaya çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Neden? Çünkü hani olan işlerin, meydana gelen olayların arkasında hikmeti sadece Allah bilir ve ben Allah diyelim. Onun için bu şekilde yorumlar yapmaktan ben Allah'a sığınıyorum. Bu tip yorumlar yapanları da yorumlarında birazcık daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Salih Bey, bu spekülasyonların ötesinde Çin'de o karantinaya alınmış Wuhan şehrinde veyahut o değişik yerlerde, o bölgelerde insanların Çin ordusu tarafından öldürüldüğü, itlaf edildiği şeklinde yine sosyal medyada dolaşan değişik haberler, yorumlar var. Bu konuda neler söylersiniz? Evet, bu şimdiye kadar hani görülen en uçuk yorumdu. Hani hem Türk medyasında hem de yabancı medyada ben buna rastladım. Daha doğrusu sosyal medya hesaplarında rastlamak mümkün. Ve koydukları görüntülerde tedavi olan insanlar var veyahut da işte ambulansa götürülen insanlar var. Fakat arkadan gelen silah sesine benzer bazı sesler var. İddia ediliyor ki işte şehirden kaçmaya çalışan insanları öldürülen silahlardan çıkan sesler. Halbuki Çin kültürünü biraz bilen bir insan anlayacak ki o arkadan gelen sesler havai fişek sesleri. Çünkü Çin kültürüne göre Çin'in yeni yıl bayramında, bahar bayramında günlerce bu havai fişekler patlatılır gece gündüz demeden. Aslında o gelen sesler de havai fişek sesleri. Dünyanın gözü önünde Çin'in böyle kendi insanını itlaf etmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Bunlar çok komik iddialar. Evet, şimdi şu ana kadar yaklaşık 70 milyon insan karantina altına alınmış durumda. Ticaret Bakanlığı yabani hayvan satışını salgın sona erene kadar bunun ticaretini yasaklamış durumda. Virüsün yaygın olduğu şehirlerdeki toplu taşıma araçlarında ulaşım yasaklandı. Bunun yanında değişik ciddi önlemler alıyor Çin hükümeti. Çünkü 2002-2003 yıllar arasında görülen SARS salgınında dünya genelinde yaklaşık 800 kişi yaşamını yitirmişti.
Çin bu konuda ciddi tecrübeye sahip bir ülke. Kaldı ki o zamanki şartlarla şimdiki teknolojik ve ekonomik Kesinlikle, kesinlikle. şartlar bir değil. Şu anda çok daha ileri. Uzmanlar çalışıyor ve her ne kadar bunun tedavisi şu an mümkün olmasa bile bu konuda belki çok yakın bir zamanda bir aşının çıkmasını bekliyoruz ve Çinliler de bunun üzerinde çalıştıklarını söylüyorlar ve Dünya Sağlık Örgütü de uluslararası bir acil eylem planına şu anda gerek olmadığı noktasında hemfikir böyle bir açıklama yapmıştı. Siz Çin'in almış olduğu bu tedbirleri ve bu krizin, bu virüsün üstesinden gelme adına attığı adımları nasıl buluyorsunuz? Sizce yeterli mi? Çünkü hükümete değişik eleştiriler de geliyor bu noktada. Ben şahsım adına şu anda hani bir yorum, hani direkt doğru olduğuna inandığım bir yorum yapamam. Fakat şunu yapıyorum ben. Konuyu hem Çince hem İngilizce kaynaklardan takip ediyorum. Ve hani Batı insanları, Batılılar biliyorsunuz bir konuyu takip etme konusunda çok bilimsel davranırlar. Ve çok objektif yaklaşırlar meseleye. Benim takip ettiğim yorumlar genelde mesela Avustralyalı bulaşıcı hastalıklar uzmanı meşhur bir doktorla yapılan bir röportaj var Avrupa medyasında. Dediği şu, yani biz diyor Çin'in attığı adımların yeterli olduğunu düşünüyoruz ve bu attığı adımlar sayesinde bu virüsün dünyaya çok yayılmayacağına inanıyoruz. Aynı şekilde başka ülkelerdeki uzmanların da yorumlarına rastlamak mümkün. Neden? Çünkü bu sadece Çin'in başına gelmeyebilir. Bu herkesin, bütün ülkelerin başına gelebilir. Yani İngilizce'de bir tabir var. Hani ben eğer senin ayakkabıların içinde olsaydım diye. Eğer bizim kendi ayaklarımız Çin'in ayakkabıları içinde olsaydı acaba ne yapardık? Şimdi hani konusunun uzmanı olan kişiler biz Çin'in attığı adımları yeterli görüyoruz diyorlarsa, Dünya Sağlık Örgütü biz Çin'in attığı adımları yeterli görüyoruz diyorlarsa, ki Dünya Sağlık Örgütü'nde sadece Çin'den yetkililer yok, bütün dünyadan yetkililer var. O zaman demek ki Çin yeterli adımları atıyormuş şu anda. Yani bizim buna inanmaktan başka çaremiz yok. Hani bunu bırakıp da sosyal medyada ne olduğunu bilmediğimiz hesapların öne sürdüğü iddialara inanarak bir tedirginlik işine girmeye gerek yok. Kaldı ki ben hani konuşmanın başında da dediğimiz gibi bu virüse çok benzeyen SARS virüsünün en ciddi yaşandığı, ölümlerin en çok olduğu bölgelerden birisi içinde yaşamış birisi olarak o zaman Çin'in aldığı önlemleri görmüştüm. Çin o zamanki sadece şehirlerin abluk altına alınmıyordu, karantinaya alınmıyordu. Kaldı ki Çin şu anda şehirleri karantinaya alıyor. Hatta Hubei eyaletini karantina altına alıyor. Yani elinden geleni yapıyor. Bütün ordunun sağlık elemanlarını bölgeye gönderdi. Zaten haberleri yakından takip edenler bilirler. Dolayısıyla bu önümüzdeki aylarda bu virüs sıkıntısının da SARS virüsü gibi halledileceğine inanıyorum. Evet, özetlersek siz Çin'in aldığı önlemleri yeterli görüyorsunuz ve virüsten o kadar çok korkulmasına gerek olmadığı kanaatindesiniz. Zira hijyene dikkat edildiği takdirde ve dışarıya kalabalık yerlere gidilirken ağız maskelerinin takılması durumunda bunun çok da öyle korkulacak bir salgın olmadığını Kesinlikle söylüyorsunuz. vücut direncini, bağışıklık sistemini güçlendirmek lazım ve şeffaf olmak lazım. Sonuçta bu Şeffaf bütün derken? şeffaf derken yani eğer bir hastalığımız varsa, hani özellikle ateşli bir hastalığımız varsa da bunu gidip gerekli makamlara bildirmek lazım ve tedavi olmak lazım. Evet. Ve Salih Bey, Çin yeni yıl demişken hemen şunu da hatırlatalım. Bu virüs Çin'in geleneksel ay takvimine göre yeni yıl ya da bahar bayramından birkaç gün önce resmi rakamlarca ortaya çıktı. Resmi rakamlarca ortaya çıktı, açıklanmıştı. Yüzlerce milyon insan Çin yeni yılında aileleriyle bu bayramı kutlamak için seyahat ediyor. Yüzlerce milyon insan. Dolayısıyla bu aynı zamanda Çin turizmini de
vurmuş durumda. Ciddi bir ekonomik zarar vermiş durumda ülkeye. Bunu da hatırlatalım diyelim ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim, bugünkü programımızda Salih Tınmaz'la, Çin uzmanı Salih Tınmaz'la Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan dünyadaki değişik ülkelerde görülen yeni koronavirüsünü konuştuk. Değişik detaylarını ele almaya çalıştık. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.